Gökhan Kral, 34 yaşında. Sol kolundaki derin kesikler dışında bir şikayet yok. Okulun beden öğretmeniymiş. Durumu stabil. Ben iyiyim. Lütfen önce çocuklarla ilgilenin. Merak etmeyin, onlarla da ilgileniyorum. Hadi. 19 Mayıs gösterisine gidiyorduk. Otobüs banketten yuvarlandı. Hı hı. Dikkatli olun. Taşıyoruz. 1, 2, 3, hop. Fiko? Gökhan? İnanamıyorum. Sensin Fiko. Fiko ha? Hiçbir şekilde ne yaptığını hissetmiyorum. İnşallah kolumda koca bir yara izi bırakmazsın. Sadece küçük bir dikiş. Her zaman yaptığım bir şey bu, merak etme. Hocam, benim ilgilenmemi ister misiniz? Zaten o benim işim. Siz hiç dikiş atmazsınız ki Fikret Hanım. Gerek yok Hasan'cığım, ben hallediyorum. Hocam, yani ben yapabilirim gerçekten. Siz bu arada başka işte... Gerek yok dedim Hasan. Hı-hı. O bir cerrahi asistanı. Ben de cerrahi asistanlarının şefiyim. Ya. Hı-hı. Fiko, biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Şefinle ben lisede sınıf arkadaşıydık. Öyle mi? Evet. Bu kız var ya bu kız. O tam bir dahidir. Bütün ödevlerimde o bana yardım ederdi. Yok canım. Sadece birkaç sayfa bir şey yaptım. Önemli değil. Hocam. Galiba bir dinleseniz iyi olur. Kalp atışlarımda bir sorun mu var? Tamam. Bir bakalım. Gökhan, kalbin şu anda galiba biraz fazla mesai yapıyor. Bu yüzden EKG'ni alacağız ve kardiyoloji uzmanımızdan sana bir bakmasını isteyeceğiz. Dikişleri sen bitirir misin Hasan? Hı hı, tabii. Sen bitirsen olmaz mı Fiko? Ben mi? Hı hı. Tamam, olur. Suat Bey'e haber verir misin Hasan? Bu kadar şeyi doldurmak zorunda olduğuma inanamıyorum. Yani bir çocuk bir yerden düşse sizin bir roman mı yazmanız gerekiyor? Fikocuğum, çok meşgul olduğunu biliyorum ama bana şunları doldurmada yardımcı olabilirsen... Bunlar hastaların doldurmaları gerekir. Doktorların işi bu değildir. Ama tabii ki gerektiğinde hastalarımıza yardımcı oluruz. Üzülme Gökhan'cığım, bir şeyler ayarlarız. İyi kalpli Fikon benim. Beni her zaman kollarsın değil mi? Yapma şunu. Anılarınızı bölmek istemem ama burada dinlemeye çalışıyorum. Atrial fibrilasyonunuz var ama semptomik görünmüyor. Yani bu iyi işaret. Öncelikle kalp ekonuzu yapacağız. Bir patoloji saptanmazsa kalbinizdeki ritim bozukluğuna bağlı pıhtı oluşmaması için kanın akışkanlığını arttıran ilaç tedavisine başlayacağız. Aslında bu tedavi planını sen kendin de yapabilirdin Fikret. Tabii sınıf arkadaşınla lise anılarına kaptırıp gitmeseydin. Fikocuğumun başı belada mı yoksa? Yo. Lisedeyken büyümek için can atardık. Gökhan'ı görünce o yılların ne kadar geride kaldığını anladım. Gökhan Bey'le çok mu yakındınız? Sınıf arkadaşıydık. O bir sporcuydu. Ve ödevleri için yeterince zamanı hiçbir zaman yoktu. O yüzden ben de matematik dersinde ona yardımcı oldum. Ha, bir de edebiyatta, bir de Fransızca'da, bir de kimyada. Anladım. Hasan, sen şu hemogram sonuçlarına bak. Ben de gidip Gökhan'ın hasta raporlarını tamamlayayım. Hocam, o raporları kendisinin doldurması gerekmiyor mu? Evet, gerekiyor ama eski bir arkadaşıma torpil yapabilirim herhalde, değil mi? Evet, şu senin dosyalarını doldurmaya başlayalım. Biliyor musun, hiç değişmemişsin Fiko. Yani hem de hiç. Ciddi olduğunda hala yüzünde gergin bir ifade oluyor. Bu senin
ev ödevi yaparken takındığın surat hiç değişmemiş. Doktor Fikret, elinde gördüğüm şey bir hasta formu mu? Evet hocam, sanırım öyle. Hasta formlarını hastaların kendilerinin doldurmaları gerekir. Senin yapman gereken işler var. Kendi işlerin. Evet hocam. Fiko. Gökhan. Kendimi iyi hissetmiyorum. Gökhan. Fikret. İyi misin sen? Umrunuzda mı? Yakışıklı yüzünüz, uzun boylu mükemmel vücudunuz ve mükemmel hayatınızla benim gerçekten nasıl olduğumu umursuyor musunuz? Mükemmel hayatım mı? Sen ne dediğinin farkında mısın Fikret? Evet farkındayım. Farkındayım. Ben insanları fark ediyorum Suat Bey. İnsanları ayırt etmeden görüyorum ama sizin gibi erkekler benim gibileri görmezler. Ben seni görmüyor muyum? Bakın sizin hakkınızda konuşmuyorum. Sadece sizin gibi erkekler benim gibi kızları görmezler. Gökhan benim lise arkadaşım ve o zaman da hep az önce olan şey olurdu. Onun ödevleriyle ilgilenmekten kendiminkileri ihmal eder, öğretmenden azar işitirdim. Ama o bunun farkında bile olmazdı. Zaten beni fark etmedi hiç. O futbol takımındaki popüler çocuktu. Bense şişko inek kız. Hani şu mezuniyet balosuna gidemeyen kız. Çünkü beni davet etmek aklının ucundan bile geçmedi. Çünkü benim gibi kızlar sadece ev ödevi yaptırmak için vardır. Sizin gibilerin egosunu yükseltmek için. Ben bugün büyük bir hastanenin asistan şefiyim. Ben bugün onun hayatını kurtaran cerrahlardan biriyim. Ama o beni hala fark etmiyor. Hala işlerini yaptırmaya çalışıyor. Şişko bir inek miydi? Gerçekten mi? Suat Bey, sizce şu an sizin tarafınızdan aşağılanmaya hazır mı görünüyor? Hayır. Hayır, öyle görünmüyorsun. Sadece bir şey söyleyecektim. Lisedeyken leylek gibi çok zayıf ve uzun boyluydum. Gözlük takardım. Ve sivilce dolu bir yüzüm vardı. Sizin. Ve ben de... Ben de bir inektim. Ben de gözlük takıyorum. Hatta diş teli. Gerçekten mi? Ve ben senin gibi bir kızı mezuniyet balosuna götürmekten gurur duyardım. Affedildiniz. Teşekkürler. Fiko? Raporları getirdim. Harikasın Fiko'cum. Evet Gökhan, harikayım. Ama sen bunu hiçbir zaman içten söylemedin. Lisedeyken de böyleydin. Bana işini gördürene kadar hep iyi şeyler söylerdin, sonra da beni unutuverirdin. Fiko bak, yanlış düşünüyorsun. Bana Fiko deme. Ben artık Fiko değilim. Bak Gökhan, ben saygın bir hastanenin asistan şefiyim. Başarılı bir genel cerrahi uzmanıyım. Ben bir anneyim. Ben artık Fikret Eralp'im. Cerrahlığı ve anneliği bir arada yürütüyorum. Çocuğuma vakit ayıramadığım için eşimin serzenişlerini sineye çekiyorum. Ve çocuğumu özlemek pahasına insanların hayatlarını kurtarıyorum. Ve bunu yaparken asla kimseyi kullanmıyorum. Bence artık senin de insanları kullanmaktan vazgeçmenin ve büyümenin zamanı gelmiş Gökhan. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.